tekrar ben geldim Eba. Yaren'in hoş geldin. Timur, Yaren'in. Bundan sonra mikrofonun başında o olacak. Sana dışarıda ihtiyacım var. Eflatun, yalnız ben buraya kendi işimi bırakıp kendi işimden feragatle geldiğim için transfer ücretini ne noktada alacağım diye... Ne kadar demiştik? 100.000 demiştik. Anladım. Hı. Bir de seni sahnede görelim. Eğer birinci perdenin sonunda her şey yolundaysa paranı alacaksın. Hı. Neyse, bizim prova yapmamız gerekiyor. Çıkalım. Carlos, oğlum ya çok fena. Eflatun diyor ki, öyle diyor, hemen diyor paranı veremem diyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyor. Seni diyor bir sahnede göreceğim diyor. Nasıl diyor böyle hareketlerini yapabiliyor musun diyor. Ona göre diyor ikinci yarı vereceğim paranı diyor. Tamam bebitim, sıkma canını. Demek ki birinci perde şov, ikinci perde tezgah yapacağız. Tamam. Hakkımızda hayırlısı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya ben karıştırdım herhalde BHP4 falan da sizin biletiniz kaç şimdi, koltuklar falan karışmasın. Bir bakayım. Benimki E4. E4 mü? Evet. Ha tamam, ben karıştırmışım ya. Ya burasıymış, pardon. Kahimmişti, değil mi? Bir şeyler biliyormuş. Gel şuradan geç. Bir dakika, sen kimsin? Ben mi kimin? Ne bileyim ben kimin? Kimlik bunalımındayım ben bu aralar ya. Ya böyle var olmanın dayanılmaz bir hafifliği var üstümde ya. Sen burada çalışmıyorsun. Bu ne kıyafet? Ben ufaklıktan beri, küçükten beri hep yer gösterici olmayı istemiştim de... Şimdi bir arkadaşım gelecek, ben sonra gelirim, bol bol konuşuruz, olur mu? Sen benimle gel, bir şefe görünelim. Şef kim ya? Hani nerede şefin? Gel, göstereceğim. Yaren'in sana güveniyorum. Kulaklıkla ilgili bir problem çıkarsa Timur yanında olacak. Eflatun, yalnız benim kontrol odasında yalnız başıma olmam gerekiyor ki enerjimi doğru yerden zorlatabileyim. Anlatabiliyor muyum? Ha, anladım. Tamam, hadi yerine. Şov başladı, şov. Hadi. En sırası 4. koltuktaki kızın telefonunu aldık. Şu anda şimdiye kadar yaşadığınız hayatı bir kenara bırakacaksınız. Bundan sonra bambaşka hayatlara sahip olacaksınız. Bu sefer olacak Baho. Ahmet Yılmaz'ın kim olduğunu öğreneceğim. Plan işe yarayacak. Abi peki o araştırdığımız kadının işe yarayacağından emin misin? Yaramak zorunda. Hem kadına sağlam para teklif edeceğim. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Bu olay en az bizim tezgah kadar önemli benim için. Biliyorsun değil mi Baho? Abi kadın sabah 10'da eve geliyor, akşam yine 10'da çıkıp kendi evine gidiyor. Yani bu aralar çıkması lazım. Ahmet Bey, buyurun kahveniz. Afiyet olsun. Sanem Hanım, ben çıkıyorum. Bir arzunuz var mı? Hayır, çıkabilirsin. Ama yarın sabah erken gelirsen iyi olur çünkü misafirlerim gelecek. Peki. Ha bu arada taksi çağırdın mı? Çağırdım, geliyor. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Çıktı abi. Tamam, sen bekle, geliyorum ben. Hanımefendi, iyi akşamlar. Bakın lütfen korkmayın. Benim sizden bir ricam olacak. Daha doğrusu bir iş teklifinde bulunacağım. Bu evde yaşayan insanları aslında ben tanıyorum. Yakından tanıyorum. Maşuka, ne yapıyorsunuz? Maşuka, ne yapıyorsunuz? Bu mu senin Eflatun. Seksepir sıfır yani. Maşuka Hanım. Gel buraya. Maşuka Hanım. Ya ben senin için burada yanarken sen böyle bir şey mi yapıyorsun? Ayıp be, ayıp be. Gelme. Maşuka Hanım ne yapıyorsunuz? Maşuka ne alaka ya? Rüyamda gördüm ben. Eflatun dedi ki aldatacak seni dedi. Pis. Yazıklar olsun sana. Gel sarıl bana. Sarılacağım şimdi son defa. Git şimdi. Kaç sen. Dördüncü sıra. E sırasının dördüncü sırası. Kadın güzelce. Bu kadın aldatılıyor. Aldatılıyor kocası tarafından. Aldatılıyor. Kocasının adı Sermet... Selim. Selim, kocasının adı Selim. Bir enerji kıpırdıyor içimde. Bu tarafta. Evet hanımefendi, siz... hayatınızda adının baş harfi S olan biri canınızı çok yakmış. Çok kısa zaman önce. Selim, kocam. Eski kocanız demek istediniz sanırım. Kocanız sizi aldattı. İnanamıyorum. Doğru. En yakın arkadaşıyla aldatılıyor. En yakın arkadaşıyla aldatılıyor. Arkadaşının adı Bu ruhunuzu zedeleyen kadın aynı zamanda sizin en yakın arkadaşınızdı. Kocanızı elinizden aldı ve adı G harfiyle başlıyor. Gamatay. Gamze, arkadaşının adı Gamze hissediyorum. Ama nasıl bilebiliyorsunuz bütün bunları? Yaren'in inanılmazsın. Bende olmayan bütün yetenekler sende var. Ama halk beni seviyor. Bu konuda yapacak bir şey yok. Kahraman benim. Ama bu senin hakkın. Bütün sezon birlikteyiz. Çok teşekkür ederim Eflatun. Bu arada ikinci perdede seni çok daha büyük bir şov bekliyor. Bana o bilgi geldi. Seninle paylaştım. Tüm meleklerle. Hadi inşallah. İnşallah. Aman da Yaren'im geldi. Yaren geliyor. Para geldi 100.000 çak. Şşş, bir şey soracağım. Anlayacaklar, susun. Aferin kız. Bildiğin Sezen gibi sola attırdın ha. Ne zannettin oğlum? Ekip işi bu yani. Bugün bizde, yarın sizde. Yalnız kızlar bu tezgah var ya, bütün yükü siz aldınız. Harbiden sağ olun. Şşş arkadaşlar, daha oyun bitmedi. İkinci perde var. Ruhların beni seçip sizi anlatmamı istemeleri bana gurur veren bir şey. Evet, ben seçilmiş biriyim. Ama siz de olabilirsiniz. Evet, F sırasında oturan baştaki adam F1. Bıyıklı, yakışıklı. Siz beyefendi, bıyıklı, maskeli bey. Siz. Vicdanınızın sesini dinleyerek adaletin olmadığını düşündüğünüz bir dünyada adalet dağıtan birisiniz. Vicdanınızın sesine kulak verip adaletin olmadığı bir dünyada adalet dağıtmaya çalışıyorsunuz. Alkışlayalım beyefendiyi. Siz de insanların duygularını sömürerek onları dolandıran bir şarlatansınız. Bu provokatöre inanmayın. Ben ismini vermek istemeyen bir izleyici. Ya geleceği görmeyi bırakın. Gerçekleri görmeye ne dersiniz? O zaman gözünüzü açın. Bu adam size durmadan yalanlar söylüyor. Ve işin kötüsü hepinizin parasını çalıyor. Güzel kardeşim. Arkadaşlar, gerçekleri öğrenmeniz için bize 2 dakika vermeniz yeterli. Önce o kulaklığı bir alalım. Yok kulaklık falan canım, ne kulak. Arkadaşım, biz sahne terbiyesi bilen adamız. Seni baş aşağı etmeyelim de sen o kulaklığı bir ver. Ver bakayım. Bu kulaklığın arkasında sizinle ilgili sosyal medyadan bilgi toplayıp bu arkadaşın kulağına sufle veren birileri var. Hello, merhaba. Dördüncü sıradaki hanımefendi, ben çok özür dilerim sizden kendi adıma. Çünkü kocanızın sizi en yakın arkadaşınızla aldattığını kulaklıkla ben söyledim şarlatana. Peki siz nereden biliyorsunuz? Siz gerçek kahin misiniz? Hayır değiliz. Biz hiçbirimiz kahin falan değiliz. Biz geri vermek üzere sizin telefonunuzu çaldık ve bütün bilgileri buradan öğrendik. Bayanlar, baylar, bu dünyada o kadar çok yalan söyleniyor ki, bu dünyada o kadar çok yalancı var ki, hepinizi aldatıyorlar. Lütfen uyanın. Kendine güvenmeyenler her zaman yalan söyler. Siz kendinize inanın ve bu yalancıları kaybetmeyi mahkum kılın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?